Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul hamisu vel işrune ba'del mi'e min kitabı Luma. Bugün İmam Şirazi'nin Luma kitabının 125. dersini okuyoruz. El-kavlu fil iştihadi. İştihadla ilgili kavle kavul, konuşmayla ilgilidir. Beyanul kavli fi akvalil müştehidin. Müştehidlerin akvalları ile ilgili kavlun beyanı var bu babda. Ve ennel hakka minha fi vahidin. Hak o akvallardan, müştehidlerin akvallarından birinde midir? Ev kullu müştehidin musibun. Yahut da bütün müştehidler nedirler? Musibdirler. Ve kullu müştehidin, bazı nusallarda ev kullu müştehidin daha iyidir. El-kavlu fil-iştihadi, babu'l-kavli fi akvali'l-müştehidine ve ennel-hakka minha fi vahidin ve kullu müştehidin musibun. El-iştihadu fi urfil-fukahai, fukahaların örfünde, fukahaların istilahında iştihad ne demektir? İstifragul vus'i, gücü boşaltmak, bütün müştehidin bütün gücünün boşalmasına denilir. Kullanmasına iştihad denilir. Ve bezlul meçhudi, meçhud o da aynı manadır. İstifrag, bezl manasındadır. Meçhud vus'u manasındadır. Bütün meçhudu, bütün gücü sarf etmektir. Nereye? Fi talebil hükmi şer'iyyi. Fi talebil hükmi şer'iyyi. Herhangi bir hükmü şer'inin talebinde bütün meçhudunu sarf etmek, bütün gücünü boşaltmak demektir. El-iştihadu fi urfil fukahai. İstifragul vus'i ve bezlul meçhudi fi talebil hükmi şer'i. Yani iştihad ne demek? İştihad, müştehidin bütün gücünü hükmü şer'inin talebine kullanmasıdır, boşalmasıdır ve bütün gücünü kullanmasıdır. Bitti, iştihad budur. El-iştihadu fi hükmi fi urfil fukahai. İstifragul vus'i ve bezlul meşhudi fi talebil hükmü şer'iyye. Vel ahkamu şer'i ahkamlar darbani akliyun. Bir kısım şer'i ahkamlar aklidirler. Ve şer'iyun bir kısım da nedirler? Şer'idirler. Fe emmel akliyun. Akli ahkamlar ne gibi? Fehve ke hudusil alemi. Yani fi talebil hükmü şer'i ne demek? Yani hükmü şer'i hakkındaki zanni tahsil etmek demektir. Bunu bilin. Zaten iştihadla, delillerle ispat edilen ahkamlar zanni olur. Ve emmel akliyyu, akli olan ahkamlar, o ki sem'e tevakuf etmiyorlar, sem'le alakaları yoktur. Fe emmel akliyyu feve ke hudusil alemi, hudusul alem gibi. Alemin hadis olduğu hükmü gibi ve isbati sani'i, sani'nin ispatı gibi, bunlar şer'i ahkamlardırlar ama aklen bilinen ahkamlardırlar. Ve isbati nubuvveti, nubuvvetin ispatı gibi ve gayri zalike, bunun gayrisi min usulü diyanati, dinlerin usulleri, temelleri gibi. فَأَمَّا الْاَقْلِيُ Akli bunlardır. فَوَكَ حُدُوسِ الْعَالَمِ وَاِسْبَاتِ سَانِعِ وَاِسْبَاتِ نُبُوَّتِ وَغَيْرِ ذَلْكَ مِنْ اُسُولِ الدِّيَانَاتِ وَالْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ Bu mesailerde hak fi vahidi. Hak birindedir.
Yani bu gibi akli ahkamlardaki müştehidlerin akvallarından biri haktır, hak birindedir. Ve ma adahu, o vahidin ma adası batilun, batildir. Fasıttır. Bitti. Buna göre hak bir tanedir. Müştehidlerden biri musibdir. Diğerleri muhtedirler ve işadları batıldır. Ama biz bilmiyoruz, o ayrı bir konu. Ve hukiye an Ebi Ubeydillah. Ebi Ubeydillah nüshası var. Ebi Abdillah nüshası da var. Ebi Ubeydillah nüshası var. Ubeydillah nüshası var. Ebi Abdillah da nüshası var. Üç nüsha. Ebi Abdillah, Ebi Ubeydillah, bir de Ubeydillah Ebsiz. Üç nüsha ile gelmiş. Ve minen nasi ve hüki an Ebi Ubeydillah Ebi Ubeydillah ibnil Hasanil Anberi ennehu kâle, ne demiş? Kullu müştehidin fil usuli, yani diyanatların usulunda, yani fi usuli diyanati, diyanatlarının usullarında, akli ahkamların tamamında ne kadar müştehid varsa hepsi nedirler? Her müştehid musibdir. Her musibin iştihadi neye sirayet etmişse haktır. Ve hüki an Ebi Ubeydillah binil Hasanil Anberi ennehu kâle kullu müştehidin fil usulü musibu. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ حَمَلَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْهُ. وَمِنَ النَّاسِ, bazı insanlardandır, yani bazı insanlar حَمَلَ هَذَا الْقَوْلَ, bu kavli hamle ederler. مِنْهُ, kimden? Ebi Abdillah'dan bu kavli ne ediyorlar? Bu kavli hamle ediyorlar. Diyorlar Ebi Abdillah'ın bu kavlunun muradı budur. Ala ennehu innema erade fi usuli diyanati leti yehtelifu fiha ehlul kibleti. Yani o usulü diyanat ki ehlul kible ihtilaf edir. Kimisi böyle, kimisi şöyle diyor. Ve yerci'ul muhalifune fiha. Bu usullarda birbirine muhalefet eden muhalifler rücu ediyorlar ila ayatin, Kur'an'ın ayetlerine rücu ederler. Ve asarın muhtemiletin li te'vili, te'vile muhtemil asarlara rücu ederler. Ker rü'yeti, rü'yetullah gibi ve halkil ef'al gibi ve tecsimi, bazı nüshalarda ve tecessümi, Allah-u Zülcelal hakkında tecessüm gibi ve ma eşbehe zalike, ve bunlara benzeyen meselelerde ne ediyorlar? Ayat, asarlara muhalefet, müracaat ediyorlar. Yani bu usulü diyanetlerden murad, ehli kıblenin kendilerine muhalefet ettikleri usul muraddır. O muhalefet eden muhalifler de ayat ve asarlara müracaat ediyorlar. Dune ma yurca'u ilel ihtilafi beynel muslimine ve gayrihim. O usulü diyanat ki Müslümanlar ve Müslümanların gayrisi arasında ne oluyor? Vakı oluyor, ceren ediyor. Bu murat değil. O gayrihim min ehlil edyani, diğer dinlerin ehli gibi. Bu murat değil. Niye? Çünkü onlardan murat ehli İslam söyledikleri, onların işadları neye sirayet ettiyse o haktır. Diğerler ne? Diğerler batıldır. Ha, bu Ebi Ubeydillah'ın her müşehid musibdir. O usulü diyanat, yani ehli kıblenin
kendilerinde ihtilaf ettiği diyanat usullarıdır. Tekrar ediyorum. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ حَمَلَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْهُ اَبِي عُبَيْدِ اللّٰهِ عَلَى اَنَّهُ اِنَّمَا اَرَادَ فِي اُسُولِ الدِّيَانَاتِ اللَّتِ يَخْتَلِفُ فِيهَا اَهْلُ الْقِبْلَةِ وَيَرْجِعُ الْمُخَالِفُونَ فِيهَا اِلَى آيَاتٍ وَآثَارٍ مُحْتَمِلَةٍ لِلتَّأْوِيلِ كَالرُّؤْيَةِ وَخَلْقِ الْاَفْعَالِ وَالتَّجْسِيمِ وَمَا اَشْبَهَ ذَٰلِكَ وَتَجَسُّم nüshası da var. دُونَ مَا يُرْجَعُ يَهُدَ يَرْجِعُ yani muhalif rücu ediyor ilel ihtilafi beynel muslimine ve gayrihim min ehl-i edyan. Bunlar değil. Bunlar da her müştehid musib de denilmez. Müslüman olan musib, Müslüman olmayan muhtehidir. Peki onun kavlini bu şekil tevil edenler var. Bunun kavli doğru mu? Kullu müşed musibun? Hayır, doğru değil. Böyle bir görüş vardır. Ebu Ubeydillah da bunlardandır. Ama وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ Ebi Ubeydillah'ın kavlunun fesadıyla ilgili delil هُوَ اَنَّ هَذِ الْاَقْوَالَ الْمُخَالِفَةَ لِلْحَقِّ Hakka muhalif olan akvallar. Mesela mine tecsimi tecsim gibi. Hayır. وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِهِ Bu menin fesadi. Hani ve minen nasi men. Böyle onu bu şekilde tevil yapan kişinin kavli fasıdır. Yani bu şekilde tevil etse de bu fasıdır. Ve delilu ala fesadi kavlihi huve enne hazihi l-akvalel muhalifete lil-hakki. Hakka muhalif olan akvallar. Ve delilu ala fesadi kavlihi هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق حقا مخالف olan akvallar من التجسيم التجسيمdir والنفي الصفات نفي الصفاتdir bu akvallar لا يجوز ورود الشرع بها şer bunlarla varid olması caiz değil. E madem caiz değil böyle diyen ehl-i kıble var, o zaman kullu müşed musibun bunlar da musibdir demek lazım. Halbuki bu şer bunlarla vurudu caiz olmadığına göre bunlar ne olmaz? Bunlar batıl olmalıdır. Bunlar içtihadi bunlara sirayet eden müştehid musibdir denilmez. فَلَا يَجُزْ اَنْ يَكُنَ الْمُخَالِفُ فِيهَا مُصِيبًا Bu akvallardan, bu usullarda yani tecsim, nefis sıfat gibilerde muhalif olan müştehid musibdir demek caiz değil. Kel kavli bi teslisi ve tekzibi rusuli. Teslisül alihet tekzibi rusul kavlu gibi. Onun tesvibi caiz. O kavlun musib olduğunun deme iddia etme caiz olmadığı gibi bu tecsimle ilgili kavul, nefis sıfatla ilgili kavul da caiz değil. وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ بُمَّنَنْ قَوْلُنُنْ فَسَادِنَا Bu Ebi Ubeydillah'ın kavlunun bu şekil hamleydenin kavlunun fesadiyle ilgili delil budur. هُوَ اَنَّ هَذِ الْاَقْوَالَ الْمُخَالِفَةِ الْحَقِّ مِنَ التَّسِّمِ وَالنَّفِي الصِّفَاتِ لَا يَجُزُ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهَا Bunlarla şer varit olmaz. O zaman فَلَا يَجُزُ اَنْ يَكُنَ الْمُخَالِفُ فِيهَا مُصِيبًا kel kavli bi teslisi ve tekzibi rusuli gibi. Teslisle ilgili kavlun tesvibi caiz mi? Hayır. Tekzib rusulle ilgili kavlun tesvibi caiz mi? Hayır. O zaman teslimi savunan, Yüce Allah'ın sıfatlarını inkar etme kavlunun da tesvibi ne değildir? Caiz değil. Faslun ve emme şer'iyyetu şer'i ahkamlara gelince feddarbani. Onlar da iki çeşittirler. Darbun yesugu fihil iştihadu. Bir kısımda iştihad caizdir. Ve darbun la yesugu fihil iştihadu. Bir kısımda iştihad caiz değil. Fe emme ma la yesugu fihil iştihadu fe ala darbeni.
İçtihadın caiz olmadığı şer'i ahkamlar. Akli değil de şer'i ahkamlar. O da fe'ala darbeni. Bakın ve emme şer'iyyetu fe darbani. Darbun yesuğu fi'l iştihadu ve darbun la yesuğu fi'l iştihadu. Fe emma ma la yesuğu fi'l iştihadu fe'ala darbeni. O da iki çeşittir. Ahaduma ma ulme min dini Resulü darbeni. O ahkam ki, o hüküm ki Resulünün dininden deruri olarak bilinmiş. Bedaheten bilinmiş, inkari mümkün değildir. Kes salavat-ı mefruda diyeyim. Herkes bunu kabul ediyor. Deruri olarak İslam dininde namaz olduğu herkes bilir. Kafirler de bile bunu bilirler. Ve zekevat-ı vacibeti, vacip zekatlar gibi. Ve tahrim-i zina ve livati, zina ve livatın haram oluşu gibi. Ve şurbil hamri, hamrın şurbu gibi. Ve gayri zalike, bir de bunların gayrisi gibi. Femen halefe fi şeyin min zalike. Kim ki bunların herhangi bir şeyinde muhalefet ederse, ba'del ilmi bihi, bilindikten sonra feve kafir. Femen halefe fi şeyin min zalike, ba'del ilmi bihi. Yani, Resulün dininden olması deruri olan herhangi bir hüküm bilindikten sonra bilen kişi kalkıp onu inkar ederse o fevve kafir. Niye? لَنَّ ذَلِكَ مَعْلُمٌ مِنْ دِينِ اللّٰهِ تَعَالَى دَرُوَةً Derureten Allah dininden olduğu biliniyor ve malumdur. O da bilmiş. O zaman فَمَنْ خَالَفَ ف۪ي فَقَدْ كَذَّبَ اللّٰهَ تَعَالَى Kim böyle bir hükümde muhalefet ederse haşa Allah-u Zülcelal'i tekzip etmiş ve Resulehu Allah Resulü'nü tekzip etmiş fi haberima haberlerinde. Allah ve Resulü bu ahkamlarla ilgili haber vermişler. Dinden olduğu devletten bilmiş, sen kalıp bunları inkar ediyorsun. Bunları inkar etmek Allah ve Resulü'nün söylediğinde tekzip etmek anlamına gelir. O zaman fe hükme bi küfrihi böyle kimsenin küfrüyle ne yapılıyor? Hüküm ediliyor. Ehaduhma ma'ulme min dini Resulü darureten kes salavatil mefrudetim ve zekevatil vacibetim ve tahrimi zina ve livati ve şurbil hamri ve gayri zalike. Femen halefe fişin min zalike ba'del ilmi bi fe ve kafirun. لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في خبر ما فحكم بكفره والثاني ما لم يعلم من دين الرسول ضرورة ضروري olarak Resulünün dininden bilinmemiş olan şer'i ahkamlar yani şer'i ahkamlardırlar. Ama Resulünün dininden oldukları deruri olarak bilinmiyor. Ancak istidlali olarak biliniyor. Ne gibi kelahkamileti tesbutu bi icma'i sahabeti. Sahabelerin icma'iyle bilinen, yani Resulünün dininden olması icma'u sahabeyle biliniyor. Ve fukahal emsar. Emsar. Mısır'ın cem'idir, beled demektir. Mısırlarının, fukahalarının icma ile biliniyor. Bazı nusrelerde asardır. Asar da asrın cem'idir, zaman manasındadır. O da sahihdir. Kel ahkamleti tesbutu bi icma sahabeti ve fukahal emsar. Velakinneha, bak icma ile, icma-u sahabe, icma-u fukaha ile bilinmiş. Velakinneha lem tu'lem min dini resuli derreten. Deruri olarak Resulünün dininden ne olmamış bilinmemiş. فَالْحَقُ مِنْ ذَٰلِكَ Bu gibi ahkamlardaki müştehidlerin iştihadlarıyla ilgili durum nedir? فَالْحَقُ مِنْ ذَٰلِكَ فِي وَحْدٍ Bununla ilgili hak bir müştehidedir, bir müştehiden iştihadındadır. Geri kalan batıldır. Peki o vahid hangisidir? وَهُوَ مَا اَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ İnsanların en üzerine icma etmişler ise o haktır. Onun gayrisi batıl. Peki böyle bir hakka muhalefet etmek ne olur? Bir öncekine muhalefet
eder kafir olurdu. فَمَنْ خَالَفَ فِي الشَّيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ Bu söylediğimizle ilgili kim ki bildikten sonra muhalefet ederse, inkar ederse فَهُوَ فَاسِقٌ kafir olmaz. O ne olur? Fasık olur. وَالسَّانِي مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمْ دَرُورَةً كَالْاَحْكَامِ لَتِ تَسْبَتُ بِيْجْمَعِ السَّحَابَةِ وَفُقَهَا الْاَمْسَارِ وَلَكِنَّهَا لَمْ تُعْلَمْ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ دَرُورَةً فَالْحَقُّ مِنْ ذَٰلِكَ فِي وَاحِدٍ وَهُوَ مَا اِجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَمَنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَهُوَ فَاسِقٌ وَأَمَّا مَا يَسُغُ فِيهِ الْاِجْتِحَادُ وَأَمَّا مَا يَسُغُ فِيهِ الْاِجْتِحَادُ O şer'i hüküm ki kendisinde bak, iştihadın caiz olmadığı iki kısım. Biri مَا عُلْمَ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ دَرَّةً Biri de مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ دَرَّةً kel ehkamle tespit bicmaş sahabeti. Bu her ikisinde hak biriyle birindedir. Peki bu emma ma yesugu fil iştihadu. O şer'i hüküm ki kendisinde iştihad caizdir. O hangisidir? Ve vel mesailu leti ihtelefe fiha fukaha'u'l emsar ala kavleni. Yani emsarların, mısırların fukahaları iki kavl ve eksere, iki ve ikinin fazlası üzerine ehl-ü emsarın ihtilaf ettikleri nedir? Mesailer. Peki bunlar nedir? Bunlar da fakat ihtelefe eshabuna fihi. Bizim eshablarımız bunda ihtilaf etmişler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحَقُّ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فِي وَاحِدٍ وَمَا عَدَاهُ بَاطِلُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحَقُّ مِنْ ذَٰلِكَ Küllihi fi vahdi. Bunların tamamında hak bir kavldedir. Fakih meseledir. Şer'i bir meseledir. İçtihada nedir? Caizdir. Müştehidler, fukahaların içtihadları farklı gitmiş. Burada hak birindedir, diğerler batıldır diyenler var. Bakın فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحَقُّ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فِي وَاحِدٍ وَمَا عَدَاهُ بَاطِلٌ Bu bir. اِلَّا اَنَّ الْاِسْمَ مَوْضُنْ عَنِ الْمُخْطِئِ فِيهِ Yalnız biri musib, diğerler muhtidir. Yalnız اِلَّا اَنَّ الْاِسْمَ مَوْضُنْ عَنِ الْمُخْطِئِ فِيهِ İsim bundan muhti olandan mevdu'dur. Mevdu demek merfudur, kaldırılmıştır. Hani hayvan üzerine yük kaldırılıp yere konulursa ne denilir? Vudi'a alhamlu anhu denilir. İlla ennel ismen mevdu'un anil muhti'i fihi. Ve zekere hazel qailu. Bu qail şunu zikrediyor. Enne hazel ve mezhebu şafi'yi rahimallah. Şafi'nin mezhebi budur. La kavle lehu gayre. Bundan başka Şafi'nin kavli de yoktur. Bunu söyleyen kişi böyle bir iddiası da var. Bakın. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحَقُّ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّ فِي وَاحِدٍ Hak birindedir. وَمَا عَدَاهُ بَاطِلٌ مَا عَدَاسِ بَاطِلٌ اِلَّا اَنَّ الْاِسْمَ مَوْضُونَ عَنِ الْمُخْتِئِ فِيهِ İsim muhtiden kaldırılmış. وَزَّكَرَ هَذَا الْقَائِلُ اَنَّ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ شَافِعِيٍّ رَحِمَهُ اللّٰهُ La kavle lehu gayrehu. Bu Şafii'nin mezhebidir. Şafii'nin başka bir mezhebi yok. Ne demek? Yani içtihadın caiz olduğu bir meselede fukahalar, müştehidler ihtilaf ettikleri zaman biri haktır, diğeri batıldır. Yalnız o batıl olan, muhti olan müştehidden de günah kaldırılmıştır. Günahkar değildir. Hatta bir sevap alıyor. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ Burada iki görüş var, diyenler de var. اَحَدُهُمَا مَا قُلْنَهُ Biri bizim söylediğimizdir. Hak vahiddedir, ma'adası batıldır. وَالسَّانِ ikincisi اَنَّ كُلَّ مُشْتَهِدٍ مُصِيبٌ Bütün müştehid musib. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ رَحِيمَهُ اللّٰهِ İmam Malik'in kavlunun zahiri de budur.
Ve Ebi Hanife rahimahullah. İmam Malik, İmam Ebu Hanife'ye göre hak nedir? Hak müteaddidir. Her müştehid nedir? Musibdir. Ve huve mezhebul mu'tezileti ve Ebil Hasan'ın eşariyi. Mu'tezilelerin mezhebi de bu. Ebul Hasan'ın eşarinin mezhebi de bu. Ve hakel kadi Ebu Bekir'il eşariyi an Ebi Ali ibni Ebi Hürer'e min ashabina ennehu kâl. Ennehu yakulu bi ahireti. Bi ahiret demek yani en son, umrunun en sonunda bunu söylemiş. Ne demiş? Demiş innel hakka min hazihil akvali. Bu akvallardan hak fi vahidin maktu'in bihi indallahi ta'ala. Biz bilemeyiz ama Allah katında maktu'u bihi kesin olan biri ne ise hak odur. Ve inne muhti'ehu bunun muhti'i o vahiden hataya giren, o vahiden başka görüşlere gidenler de mesum günahkar. وَالْحُكْمَ بِخِلَافِهِ مَنْقُدُرْ Onun hilafince hüküm etmek menkuddur. Yani nedir? Batıldır. Ama o kavul hangisidir bilemeyiz. Yani demek ki وَحَكَ الْقَادِ اَبُوْ بَكْلِ اَشْعَرِ Yani Ebi Ali ibn-i Ebi Hüreyre min eshabine ennehu Bu Ebi Ali bin Ebi Hüreyre kana yakulu bi ahiretin. Umrun sonlarında öyle şöyle diyordu. İnnel hakka min hazihil akavili. Müştehidlerin kavullerinden hak fi vahidin birdedir. O vahada maktun bi indallahi ta'ala Allah katında kat'idir, kesindir. Bunu demiş en son. Bir de demiş ve inne muhtiyav me'assumun. Hani biz diyoruz muhti nedir? Bir sevap alır, günah kar olmuyor. Bu diyor nedir? Mesumdur. Günahkar da oluyor. وَالْحُكْمَ yani وَاِنَّ الْحُكْمَ بِخِلَافِهِ مَنْقُدٌ Bunun hilafince hükümde nedir? Menkudur yani batıldır. وَهُوَ bu kavul, bu görüş قَوْلُ الْاَسَّمِّ Esem mu'tezilelerin meşayihlerindendir. Esem'in kavludur. وَبْنِ عُلَيَّ İbni Üleyye'nin kavludur. وَبِشْرِ الْمُرَيْسِيِّ Bişri Mureysi'nin de neyidir? Kavludur. Bişri Mureysi o da murcilerin bir firkesidir. Bu da onların neydir? Reisidir. İmam-ı Şafii ile bu çok mücadele etmiş. Münakaşesi çok olmuş. Nahvi de bilmiyordu. Mücadele ederken çok zaman yanlış konuşuyordu. Hatta bazı alimler bunun küfrüyle de hüküm etmişler. Allah-u Zülcelal bizi şaşırtmasın. Demek ve hakel kadi Ebu Bekir el-Eş'ariye an Ebi Ali bin Ebi Hureyre min ashabine ennev kâne yakulu bi ahiretin innel hakka min hâzi la kavuli fi vâhidin maktûn bi inda Allah-u Teala ve inne muhti'ehu yani innel hakka üzerine mahtuftur ve inne muhti'ehu me'sumun vel hukme ve innel hukme bi hilafin menkudun ve ve kavlul essammî وَابْنِ عُلَيَّ وَبِشْرِ الْمُرَيْسِيِّ وَاَخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا Bu uzun süre. Burada duralım. Yarın da بَابُ الْقَوْلِ فِي تَخْرِيجِ الْمُشْتَيْدِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِيَ قَدَرْ Bakın. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ يا